Herkese merhabalar arkadaşlar. Yüzde ve kar zarar problemleri soru çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar yeni bir hafta sonu ve yeni bir soru çözümü oran orantı sayı problemi kesir yaş işçi problemlerinden sonra bugün de 24 Nisan itibariyle saat 2 ve yüzde kar zarar problemleriyle sizlerle birlikteyiz. Her cumartesi saat 2'de bir soru çözümü 10 soru problem maratonuyla en sonunda da yarışı güzel bir şekilde biteceğiz inşallah. Kitaplarımız Dinamo ve 0'dan 9'a kitapları çözmediysek onları kesinlikle çözüyoruz. Çözdüysek de başka kaynaklardan da kesinlikle tekrarımızı yapıyoruz. Ve arkadaşlar geriye kaldı 2 hafta sonrasında zaten bayram. Her videoda olduğu gibi bu videoda da yine 10 tane sorumuz var. Hemen başlayalım bakalım ilk sorumuz nasılmış? Özel bir okul yapacağı yapacağı iki kademeli sınav ile okuluna burslu öğrenci alacak arkadaşlar. Birinci sınavdan başarılı olan öğrenciler ikinci sınava girmeye hak kazanacaklar. Bu arada bizim kurumumuzun ismi ne arkadaşlar? Yüzde kar zarar. İlk önce yüzde ile ilgili şunu söyleyeyim ben. Yüzde problemleri kesir problemlerinin sadece genişletilmiş halidir. Mesela adam yüzde altmış diyor. Yüzde altmış ne ki? Altmış bölü yüz demek zaten. Bir şey yok ki. O ne demek? Zaten üç bölü beş demek. E, 3 bölü 5 demek bir sıkıntı yok bunda. 3 bölü 5'te bir sıkıntı olmadığına göre o zaman ne diyorum arkadaşım? E, kesir problemiyle. Demek ki yüzde problemi aynı kafada aynı mantıkla yapacak. Peki biz kesir problemlerinde bir 3 bölü 5 deyince biz sayımıza 5x mi diyorduk? Bölülerle uğraşmamak için, kesirlerle uğraşmamak için. O zaman şimdi de bu yüzde problemlerinde genelde ne diyeceğiz? Bilinmeyen soruluyorsa 100x diyeceğiz. Ona göre yapacağız. O zaman devam edelim bakalım olayın özetini anlattıktan sonra birinci sınavdan başarılı olan öğrenciler ikinci sınava girmeye hak kazanıyor. İki kademeliydi. Başarılılar hemen ikinci sınava geçiyorlar. Birinci sınava katılan öğrencilerin yüzde altmışı başarılı olmuştur. Şimdi bak bir birinci sınav var. Yola çıkalım bakalım. Birinci sınav var ve bu sınava birinci sınava 100x katılım olsun. O zaman 100x katılım olduğuna göre bunlardan %60'ı başarılı. Bakın niye 100x diyoruz? Çünkü Görüllerle uğraşmamak için hemen buraya 60x başarılı yazıyoruz. Bu başarılılar hemen ne olacak arkadaşlar? 40x başarısız olacak dedik. Peki başarısızlar ne oldu? Hop, egal oldular mı? Oldular. Çünkü niye? Başarılılar ikinci sınava geçiyorlar. Bu 60x kişi ikinci sınava girmeye hak kazandı. Ama ne oldu? Hak kazandı ama hepsi gelmedi. İkinci sınava katılım %80 olmuş. Nasıl yani hocam? 60x değilmiş demek ki ikinci sınava girenler. O zaman ikinci sınava girenler ne oldu arkadaşlar? Bizim için %80 yani 80 bölü 100 yani 8 bölü 10. Hocam daha fazla niye sadeleştirmedin? Çünkü bakın 60 10'a bölünüyor. 8 bölü 10. 10'a böldüm 8'e çarptım. Ne oldu? 48x kişi ne yapmış? Katılım göstermiş. İkinci sınava giren 48x kişiymiş. Sonrasında bize ne diyor? İkinci sınava katılımların %25'i başarılı olmuş. Katılan %25 başarılıysa %25 ne demek arkadaşlar? 25 bölü 100 demek oluyor ki 1 bölü 4. O zaman 1 bölü 4'ü başarılıysa hemen başarılılar. Ne olacak benim için? 1 bölü 4'ü 12x olmuş olacak. O zaman arkadaşım 12x başarılı ise birinci sınavda başarılı olup burs alamayanları sorduğu için ben hemen burada başarısızları da bulacakmışım. O zaman başarısız içinde tabii ki de 48'den geriye kalanlar başarısızdır. Onlar da 36 x'tir. Şimdi birinci sınavda başarılı olup birinci sınavda başarılı olup burs alamayan bakın burs alamayan kim? Bu 36 kişi. Birinci sınavda başarılı olup burs alamayan yoksa burada bir 40 kişi daha hazırda bekliyor. Neymiş arkadaşlar? 36 x'miş dedik. Bu arada 36x sınava girip başarısız olanlar. Bir de sınava girmeyen burada kaç kişi var arkadaşlar? 12x kişi de hiç sınava girmedi. Onları da unutmayalım sakın. 12x kişi katılım sağlamadı. Sonuçta onlar birinci sınavda başarılıydı. Ama burs alamayan kişiler arasında o zaman benim ne oldu arkadaşım? 48x'lik öğrenci grubum ne oldu arkadaşlar? Başarısız olmuş oldu. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Bize birinci sınavda başarılı olup burs alamayanları soruyormuş. Çok pardon, çok özür dilerim. Bizim okulun yapmış olduğu sınavlardan 176 kişi burs kazanamamış. Bir daha geri dönüyorum. Burayı birazdan hesaplarız yine. 12x kişi başarılı olduysa arkadaşlar hemen ne diyorum? Geri kalan 88x kişi başarısızdır. Yani burs alamamıştır. Burs alamadılarsa arkadaşım o zaman 176 kişi burs alamamış. Ne diyorum o zaman hemen her iki tarafı 88'e böldüm de. x eşittir ne oldu? 2 olmuş oldu. Ben sorunun sonunu okudum yanlışta da. bir daha geri dönelim o kısma. Birinci sınavdan başarılı olup burs alamayan kaç öğrenci vardır? Birinci sınavdan başarılı olup burs alamayan 48 öğrenciydi arkadaşlar. Tabii ki de bunu sorduğu için bir şey kaybetmedik sadece bir cümle kayması oldu orada. O zaman neymiş 96 kişi benim için birinci sınavda başarılı olup burs alamayanlarmış dedim bitirdim. Çünkü neden? Zaten 12 60 60x kişi başarılıydı. E 12x kişi başarılıysa 48x de başarısız olacak. Yani burs alamamış olacak dedim ve birinci sorumu bitirmiş oldum. Geldik bir başka soruya arkadaşlar. İsmail aylık maaşının 3 bölü 5'ini ev taksinde veriyor. Sonra maaşına %50 zam yapılmasına rağmen ödediği ev taksidi fiyatı değişmiyor. Bakın maaşa zam geliyor ama taksit fiyatı değişmiyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Bu İsmail arkadaşımızın hemen yüzde problemi olduğu için bu. 100x diyebilir miyim? Derim. Maaşı 100x. Ev taksinin de 3 bölü 5'ini veriyor. 5'e böl 3'e çarp. Hemen ne olacak burada arkadaşlar? 5'e bölüp 3'e çarparsam. O zaman 5'e bölüp 3'e çarparsam hemen söyleyelim. 20x 3'e çarparsam 60x benim için neymiş? Ev taksidiymiş. Bunu hallettikten sonra arkadaşlar hemen olayı toparlayalım ve bitirelim. Sonra maaşına %50 zam yapılmış. E maaşı ne kadardı? 100x'ti. O zaman 150x oldu maaşı. E evet, ödediğim ev taksiti değişmediğine göre yeni maaşımın yüzde kaçı ev taksine gidiyor? 150x'in 60x'i ev taksine göre gittiğine göre o zaman 100'ün kaçını soruyor? Yüzde kaç dediğine göre 100'ün ne diyelim buraya da e, y'si diyelim. O zaman arkadaşlar bakın hemen burada bir işler dışlar olacak tabii ki de. O zaman ne diyeceğiz? 150 x çarpı y eşittir 60 x çarpı 100 diyeceğiz. O zaman bakın karşılıklı olarak x'ler gitti. Her iki taraf 50'ye bölündü. O zaman burası 3y kaldı. Karşıda da sadece 60 kaldığına göre her iki tarafı da 3'e böldüğümde y eşittir. Neymiş arkadaşlar? %20'sine denk gelmiş olacakmış. Bu arada yanlış yaptığımız yer var mı? Tabii ki de var. Burada 50 ile sadeleştirdik. Burada 2 vardı. 6 kere 2 100, 60 kere 2 120. Her tarafı 3'e böldüğümde de burası 40 olmuş olacak. Şurada ufak bir hatamız oldu. Ramazan etkisiyle hemen şuraya Y'ye 40 diyelim. Çünkü sadeleştirirken burada 3 kalmıştı. Burada 2 kalmıştı. O 2'yi unuttunca patladım. Hayır patlamadık. Ne yaptık? Toparladık hemen. 150x'in 60'ı. 150x'in 60x'i 150x 60x yani 5'e bölmüş 2 ile çarpmış. 5'e bölük 2 ile çarpmak ne demek? 100'ü 5'e böl 2 ile çarp. O da sana yine 40'ı verir. Böyle pratik işlemlerde yapabilirsiniz. Geldim bir başka soruya. Karma bir boya yapımında kullanılan KLMN boyalarının ağırlıkları ile K malzemesinin ağırlıkça yüzdesi verilmiş. Bunların ağırlıkları burada ama L'nin ağırlığı yok. K'nın da yüzdesi verilmiş bu karışımdaki. O zaman hemen hocam bu karışım problemi değil arkadaşlar. Hemen basit bir şekilde söyleyelim. Bakın %55'im ben. O zaman şöyle diyebilir miyim? 275 %55'te %1 nedir? %1 nedir? Mesela %1 neye eşittir arkadaşlar? Onun gramını bulabilirim. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyim? Hemen yine işler dışlar yaptım. 55x eşittir 275 ise 55 x 275 ise x eşittir. Nedir arkadaşlar? 5'tir. Ha, o zaman neymiş? Her yüzde bir benim için neymiş arkadaşım? 5 grammış. Her yüzde bir benim için 5 grammış. Burada kaç gram var? 75 gram. E 5 gram benim için yüzde ise 5 kere 15 75 olduğu için hemen burası 15 olacak. Bir daha söyleyelim. O zaman 5 kere 20 olduğuna göre burası da 20 olacak yüzdesi. Toplarsak ne oldu? 15 55 daha 70 20 daha 90. Demek ki bu adama ne kaldı? Yüzde 10 kaldı. Peki yüzde her bir yüzde bana 5 gram olarak döndüğüne göre demek ki bu adamın gramı da neymiş? 50 grammış dedim ve sorumu bitirdim. Niye? L'nin ağırlıkça yüzdesi diyordu. Yüzdesi yüzde 10'muş. Ağırlığı nedir diyordu? Ağırlığı da benim için 50 gram olmuş oldu. Bakın burada pratiklik yaptık. %55 diyor ya. %1'in neye denk geldiğini baktık. %1 5 grama denk geliyor. 5 grama denk geliyorsa o zaman ben de ona göre hareket ettim. Ve toparlayıp soruyu bitirmiş oldum. Geldik bir başka soruya. Soruda hiçbir sayı yok bize tabii ki de sayısız bir soru soruyor harflerle ilişkilendirilmiş. Bir öğrenci bir sınavdaki A tane sorunun bakın soru sayısı hemen tabloma dökeyim. A X tanesini yanlış cevaplamış. Bu da yanlışı X tane. Y tanesini de boş bırakmış. E boşları da nedir arkadaşlar? Y tane. Bu öğrencinin sınavdaki soruların yüzde kaçını doğru cevaplamıştır diyor. Bakın bu da doğruları olsun. Doğru nedir? E, soru sayısından e, eksi yanlış ve boşları çıkartırsam bu da doğrusudur. Tamam. Bu öğrencinin soruların yüzde kaçını doğru cevaplamıştır. Bakın a tane sorunun a eksi x eksi y tanesini doğru cevapladıysam yüzde kaçını doğru cevaplarım? Burada yine bize bir doğru orantı çıkmış olacak. Bakın harf var, sayı yok, hocam zor, nasıl yapacağız? Değil. A tane soruda A eksi x eksi y tane doğrunun varsa 100 soruda kaç doğrun vardır? Hemen bir oran orantı yapacaksın ve olayı patlatacaksın. Ne dedik o zaman? A çarpı soru işareti diyelim. Burası da 100 çarpı A eksi x eksi y olsun. Her iki tarafta A var. Her iki tarafta daha doğrusu soru işareti bulmak için her iki tarafı A'ya bölecek miyim? Evet o zaman ne oldu? Soru işareti eşittir. 100 çarpı a eksi x eksi y bölü a olmuş oldu. Ve bu sorunun cevabı da bu şekilde bırakılacak. Şıklarda da genelde şöyle olur arkadaşlar şıklarda. 100 çarpı a eksi x eksi y bölü a olur cevaplar da. Kesinlikle böyle bir soru sorulabiliyor. Genelde harfler kullanılıyor sayılar yerine. Ama biz şaşırmayacağız biz işimizi gücümüzü yapacağız biz bildiklerimizi uygulayacağız dedik ve yüzde sorularımızı bitirdik. Şimdi geldik arkadaşlar kar zarar sorularına geldik. Yine kar zarar sorularında da ne yapacağız arkadaşlar bir malın üzerine bir fiyat koyarsam artı fiyat o bana zam ya da kar olarak gelir. Ben e, mal, malın aldığım mal, maliyetten eksi bir fiyat koyarsam o zaman da zarar etmiş olurum ya da indirim yapmış olurum bunu da unutmayalım. Bir malın alış fiyatının %40 eksiği satış fiyatının %25 eksiğine eşittir. Bakın bizim için alış ve satış fiyatları önemli. Alış fiyatının %40 eksiği satış fiyatının %25 eksiğini. O zaman bunlar birbirinden farklı şeyler. Alış fiyatına 100A diyelim. Bu arada kar tarar problemleri de yine yüzde problemleri olduğu için hep ben ne kullanacağım? 100A, 100B kullanacağım. O zaman buraya da 100S diyelim satış fiyatımıza da. Bakın %40 eksi alış fiyatının %40 eksi nedir? 60 A'dır. Satış fiyatının %25 eksi nedir? O da hemen okla gösterelim. 75 S'dir. Ve bu ikisi de birbirlerine eşitmiş arkadaşlar. O zaman şöyle diyebilir miyim? 60 A eşittir. 75 S'dir. Bakın her iki tarafta 15'ler var. 15'e bölersem o zaman 4 tane A eşittir. 5 tane S'dir dedim. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyim? Buraya 5K deyip buraya 4K diyebilir miyim derim. O zaman ben çok güzel bir şey buldum. Alış fiyatı benim için ne oldu arkadaşlar? Alış fiyatı hemen ortaya çıktı. Alış fiyatım benim 5K'dan dolayı 500K'ymış. Satış fiyatım da benim ortaya çıktı satış fiyatım da neydi? 100 S'ydi. S 4K olduğu için hemen ne dedik? 400K demiş olduk. Satış fiyatına 12 TL zam yapılırsa kar veya zarar olmuyorsa. Bakın satış fiyatına hemen ben 12 TL eklersem ne oluyormuş? Kar veya zarar olmuyormuş. Yani alış fiyatına satmış oluyorsun. Hemen o zaman işlemimi yapıyorum. 100K nedir arkadaşlar? 100K benim için 12 TL'dir dedim. Ve bu malın alış fiyatı ile satış fiyatının toplamı ne kadardır diyor. Alış fiyat ile satış fiyatının toplamı zaten burada görüyorum. 500 artı 400 900 K bize sorulandır. E 100 K hatta buraya yazsak daha güzel. 100 K 12 ise tabii ki de 9 ile çarpacağım. 900 K da 12 kere 9'dur. Yani cevabım da 10 kere 9 90. 2 kere 9 18. 90'a 18 eklerseniz 108 olur dedim. Ve bu güzel. Yüzde problemi ve kar zarar problemi. Artık yüzde kar zarar artık bizim için aynı gibi görülebilir. Sorusunu da güzel bir şekilde yapmış olduk. Geldim buraya. Bir malın etiket fiyatı maliyeti üzerinden yüzde 40 karla belirleniyor. Bakın bir malın etiket fiyatı maliyeti üzerinden yüzde 40 karlı O zaman maliyetimiz bizim 100 x'e hemen Bizim etiket fiyatımız ne olacak? %40 karlı 140x olacak. Peki bir mal etiket fiyatı üzerinden etiket fiyatı üzerinden %20 indirim. Bakın şimdi arkadaşlar bir kere daha söylüyorum. %20 nedir? %20, 20 bölü 100'dür. E bakın burada bu, bu sayı 0'a 10'a bölünüyor. Sonunda 0 var. O zaman sen de 2 bölü 10 yap. Yani 10'a böl 2 ile çarp. 10'a böl 2 ile çarp. O zaman %40'ı 10'a böldüm 2 ile çarptım. Ne oldu? 28x olmuş oldu. 140x etiket fiyatımda etiket fiyat üzerinden %20 indirim yapılırsa hemen yapalım o zaman. 140x eksi 28x ne olmuş oldu? 12x olmuş oldu. 12x ne 12'si ya? 112x olmuş oldu arkadaşlar. 112x yapılarak 560 TL'ye satılıyormuş. O zaman 112x eşittir 560 TL ise he ben bir şey fark ettim. Burayı 2'ye bölersem 56 ediyor. Burayı da burası da 56 çarpı 10. O zaman burası da 56 çarpı 2'ymiş sanki arkadaşlar. Ha her iki tarafta 56 varmış. Her iki tarafta da 2 de varmış. O zaman x sanki 5'miş dedik. Bu malın maliyeti kaç TL'dir? Zaten matematikteki en önemli kural düzgün yazmak olduğu için ben de düzgün yaza 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 gittiğim için o zaman maliyetim 100 xten dolayı ne dedik arkadaşlar? 500 TL'dir dedik. Çünkü x'imizi 5 bulmuştuk. Geldim bir başka soruya. Ne diyor? Bir kuru yemişçi toptancıdan kilogramı 15 lira olan kuru üzümden 20 kilogram almış. Bir dakika. Bizim her zaman maliyetimiz önemli. Bakın maliyette gidip de 15 TL değil. Çünkü 20 kilogram alıyorum. O zaman hemen yazalım. 15 çarpı 20 kilogram. Ben ne yaptım? 300 lira yani 300 TL vermiş oldum. Kilogramı 20 kime verdim bu arada ben bunu? Kuru üzüm. Kuru üzüme ben bu kadar vermiş oldum. Sonrasında fındıktan 30 kilogram gelirse de 20 çarpı 30'dan da ne yaptım arkadaşım? 600 TL'de ben buna vermiş oldum. Neye verdim bu arada? fındığa vermiş olduk. Şöyle buraya fındık yazalım kısaca. Bunu da halletmiş olduk. Şimdi bakın olay basit. Ne yaptım ben? Bir para harcadım. Ne kadar para harcadım? 300, 600 ben 900 TL para harcadım. Yani maliyetim benim için ne oldu arkadaşım? 900 TL oldu. Şimdi bana satışı verecek ya da satışı söyleyecek bir şeyler yapacak. Kuru yemişçi, karışımdan %50 kar edebilmek için... Bir dakika. Bunları karıştırdım. Bu kadar para harcamıştım. Elime şu an ne geldi? 30 kilogram geldi. Ve de 20 kilogram geldi. O zaman bu 900 TL'yi ben 50 kilogramlık elimdeki malla ifade ettim. O zaman arkadaşım %50 kar etmek istiyorsam ben... 400'ün %50'si yani yarısı... Işte 900'ün %50'si... Kafa çok zehir olduğu için hemen kafamda başka şeyler döndü bile... 900'ün %50'si 1 bölü 2'si 450 olduğu için hemen ne yapıyorum? Kar olarak eklersem 900'e 1350 TL oluyor. Peki 1350 TL'yi ben ne yapmam lazım? 50 kilogramı halletmem lazım. O zaman bana kilogramı kaç TL'dir diyor. 50 kilogram mal var. Bir de benim istediğim kazanç da 1350. Tabii ki de o zaman 1350 lira isteğimi kaç kilogramda 50 kilogramda ne kadara denk geldiğine bakacağım. Bunlar birbirini götürdü. Cevabım ne oldu? 135'i 5'e bölersen 27 eder dedim ve bunu da bitirmiş oldum. Sanki fındıktan zarar ediyor gibi ama buradan bayağı bir kar ettiği için ne yapıyor? %50 kar etmiş oluyor toplamda arkadaşlar. Bu soruyu da güzel bir şekilde yapmış olduk. Geldik. Bir başka ÖSYM tarzı. Bu kadar kısa olduğuna bakmayın. ÖSYM tarzı bir soru. Biraz önceki de yine güzel bir soruydu. Bir elektrikçinin tanesini 60 liradan aldığı 20 tane avizeden 4 tanesi taşıma esnasında kırılıyor. Bir dakika. Benim kaç para harcadım ben şu an? Benim maliyetim ne kadar? 60 liradan 20 tane. O zaman 60 çarpı 20. Benim maliyetim 1200 TL'dir arkadaşlar. 1200 TL benim maliyetim. Yalnız bu maliyet derken verdiğim para. Ama neye verdim ben bu parayı? 20 taneye verdim zannediyordum ki başıma bir kaza geldi. 4 tanesi gitti. O zaman bu ne oldu? 16 tane avize etmiş oldu. Ben 16 avizeye 1200 TL verdim. Bu elektrikçi aldığı avizelerin tamamından %40 kar elde etmek istiyor. O zaman %40 kar elde etmek istiyorsan Bakın %40 ne demek? Hemen bir kere daha söylüyorum. 1200 yüze bölündüğü için hiç kasmayalım. 2 sıfır sildik 12. 12 ile 40'ı çarparsam 480 TL eder. 480 TL kar etmek istiyorum. Maliyetim buydu. Üstüne koymak istiyorum. O zaman 1680 lira üstüne koyduğum. Üstüne koyarsam da ben bunu ne kadar parada yapmak istiyorum arkadaşlar? 16 tane de daha ne kadar para değil de ne kadar malda yapmak istiyorum. 16 tane malda yapmak istiyorum. O zaman kalan avizeleri kaç paradan satması lazım tanesini? Tabii ki de 16 tanesi 1680 TL ise yani istenen 1680 ise o zaman bir tanesi ne olacak? 16'ya böleceğim. 16'ya bölersek bakın burada 2 sıfır var. 100 kalacak. 80'den de 5 kalacak. Gidip de bakın şöyle yapmayın. 1680 bölü 16. Hocam 16'ya böldüm. Bir kere var. Çıkarttım burası. 16'yı çıkarttım. Bu sıfır kaldı. E burada 80 var hocam. 80'i de böldüm. 15 sakın demeyin. Öyle değil. Burada 8'i bölemediğin için bir sıfır atıyorsun. Sonra 5 atıyorsun. Ki ben bu işlemleri böyle yapmıyorum genelde. Bir kere daha söyleyeyim. Zaten çarpmalarımda fark etmişsinizdir. Burada 16 çift sıfır var. 16'ya bölersem 100 olur. 80'i 16 bölersem 5 olur. 105 olmuş oldu. O zaman ne yapılacak? Tanesini 105 liraya satması lazım. 60 liraya alıyor, 105 liraya satıyor. Müthiş. Geldim bir başka soruma. Bu sorumda da ne varmış bakalım. En çok karıştırılan, en çok yanlış yapılan, en çok anlanılmayan problemlerden biri de yaş sabun ve kuru sabun problemi. Bakalım nasıl yapacağız? Yaş sabun kuruduğunda kütlesinin %20'sini kaybediyor. Bir dakika o zaman şöyle mi? Ben 100 kilogram alırsam... ...ya da 100x kilogram alırsam... ...yaş... ...kuruyunca elimde ne kalıyor? Elimde 80x kilogram kalıyor. Niye? %20 finito. O gitti. O patladı. O zaman ne oldu? Kuruyunca bu ne olmuş oluyor? 80x olmuş oluyor. O zaman arkadaşım... ...ben yaşken... ...10 lira verdiysem... ...benim toplam harcadığım para... Bin x oldu mu? Oldu. Bak ben bin x para verdim. Bin x para verdim. Sonra bir miktar sabun kuruduğunda kilogramını 20 TL'den satıyorum. Ama bin x para verdim ama yaşken yüzdü bu. Kuruyunca 80 x gramı kilograma düştü. E 20 TL'den satarsam o zaman ne oldu? 1600 x satmış olacağım. 8 kere 2 16 2 0 1600 x olmuş oldu. Peki bize diyor ki satarsa satıştan yüzde kaç kar eder? 1000x'te bakın arkadaşlar hemen yazalım. 1000x'te bu satış fiyatım olduğu için karım ne kadar? 600x. O zaman 1000x'te ben 600x kar edersem yüzde kaç kar ederim? Tabii ki de kabak gibi ortada. 1000x'te hatta şunları sıfır sıfırları sil. Hatta bir tane sıfır silelim şuradan. 100 x de 60 x'i e 60'tır dedik ve bu sorumuzda çok güzel bir şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Geldik son sorumuza. Enflasyon soruları ve maaş soruları, alım gücü kaybı, değer kaybı soruları hep öğrencilerin kitaplarında olur ve yine yanlış yapılan, anlaşılmayan, Kafadan sallamaya müsait sorular oluyor genelde. Bakın nasıl bir olay var? Hemen size açıklayayım. Enflasyon demek arkadaşlar, enflasyon bir şeylere yapılan zamlar. Mesela salatalık alıyorsun. Bugün 5 lira, seneye 6 lira. Ne olmuş? %20 enflasyon artmış. Bir şeylerin paraları artmış. Beyaz eşya alıyorsun. Mesela geçen sene 1000 liraya almışsın. Bu sene 1200 olmuş. Ne olmuş? %20 her şeye değer gelmiş. O zaman senin maaşın aynı kalırsa sen ne yapıyorsun? Alım gücün düşüyor. Geçen senelerde sen 1000 TL'n vardı. 1000 TL'ye 1000 TL'lik buzdolabı alıyordun. Ama bu sene buzdolabı 1200 olmuş. Senin maaşın 1000 ise o zaman senin alım gücün düştü. Bak alamıyorsun şu an. Demektir değer kaybetmiş paran demektir. Ya da e, maaşın değer kaybetmiştir demektir. Tabii ki de zam olmazsa. Ama genelde e, ülkedeki enflasyon kadar herkesin maaşına zam yapılır ve denge kurulsun diye en az enflasyon kadar yapılır. Kimse değer kaybetmesin diye. Ama bazı iş yerleri de diyor ki benim daha fazla kar etmem lazım ya da bu durumlar bu harcamalar bu. O zaman diyor ben sana o kadar enflasyon kadar zam veremem diyor. O da ne yapıyor daha az zam veriyor. O zaman ne oluyor ben ka değer kaybına uğramış oluyorum. Alım gücüm düşmüş oluyor. Burada bir coğrafya bir insan ve para ilişkisini anlatmış olduk. Bir ekonomi dersi yapmış gibi olduk. Şimdi arkadaşlar o zaman şöyle mi diyeceğiz? Benim 100x liram varsa buzdolabı da 100x. Yani şuraya da hatta beyaz eşya diyelim. Tabii ki de bu salatalık da olur, beyaz eşya da olur, araba da olur. Hiç fark etmez. Burası da maaş. Peki şöyle diyelim. Benim param beyaz eşyaya yetiyordu. Şimdi ne oldu? Enflasyon %30 oldu. %30 olursa o zaman mallara her satıcı %30 ekler. 100x'ten %30'u nedir arkadaşım? 30x'tir. 30x'i ekledim. Tamam. Peki maaş ne olmuş? Maaş da %17 zam gelmiş. O zaman maaşım da 117x olmuş. Şimdi çok dikkat. Alım gücüm düştü. Peki ne kadar düştü? İşte burada en çok yanlış yapılan şey herkes %117'ye göre işlem yapar. Aslında yapılması gereken işlem alım gücü aslında bu adamın maaşının olması gereken fiyat olması gereken para birimi 130x olmalıydı. Olması gereken parası bu adamın 130x olmalıydı. Ama ne oldu? 117 oldu. O zaman kayıp kimden olacak arkadaşlar? Kayıp kime göre olacak? Tabii ki de beyaz eşyaya göre bakacağız. O zaman şöyle mi diyeceğiz? Abicim senin paran 130x olmalıydı. Ama senin paran kaybetti. Ne kadar kaybetti? 13x kaybetti. Yani 130 xte 13 x para kaybı varsa o zaman ne diyoruz arkadaşlar? Yüzde kaç kaybım vardır diye soruyorum. Yine bir zarar olabilir. Bu zarar problemlerine gidelim. Yüzde problem. istediğiniz yere koyabilirsiniz. Yine söylüyorum. Kar zararla yüzde arasında çok büyük bir fark yok. Zaten birkaç soru hariç bütün sorular yüzde problemlerinden geliyor. Tabii ki de 130 ile 13 arasında ne yapıyorsun? Ona bölünmüş hali ise Burası da ne olacak? %10 değer kaybım ya da alım gücüm eksiktir dedik. Sadece matematik dersi yapmadık bugün. Çok güzel de sosyal hayattan da bilgiler öğrendik. Yaş kuru üzümleri gördük. Kar zararı gördük. Alış fiyatı maliyet üzerine koyma çıkartma sorularını gördük. Hepsini de yaptık ve 10 sorumuzda bitirmiş olduk. Ramazandan dolayı oruçtan dolayı sürçülisan ettiysek affola. Affet, yani burada birkaç tane yerlerde ...bir anda gelgitlerimiz olduğu için kusura bakmayın. Onlar için hakkınızı eyledin, özür dileriz. Ama genel itibariyle çok sağlam, çok güzel problem çözdük. Yine söylüyorum arkadaşlar, bugün 24 Nisan itibariyle... ...yüzde kar zarar problemleri yaptık. Dinamo kitabımızdan ve Sıfırdan Dokuzadan lütfen ödevlerimizi yapalım. Yaptıysak da başka kaynaklara geçelim. Ve artık sıra geldi ödülü soruya. İşte karşında ödülü soru, yine söylüyorum... Burada A lira yazıyor ya sen bu A'nın yerine büyük yüz A'de yani büyük A'de 100 A'de sen daha iyi yaparsın. Bu tiyoyu verdikten sonra merak ediyorum bu videoyu izleyen kaç kişi bu soruyu doğru cevap verecek. Cevaplarını yoruma bekliyorum arkadaşım. Kendine iyi bak bir dahaki derste görüşürüz.